Hayvan severler Eyüp Sultan Belediyesi'ne tepkili. Nedeni Göktürk'te küpeli sokak köpeklerinin toplanması. Belediye köpeklerin aşı ve bakımları için toplandığını söylese de hayvanseverler köpeklerin nereye götürüldüğünü bilmek istiyor. Sosyal medyayı etkin kullanan sanatçılar paylaşımlarında sokakta yaşayan hayvanların haklarını savunmak için kamuoyunu bilgilendirdiler. Sezen Aksu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada "Takipçisi olacağız" yorumunu yazarken Murat Bozsa "İnanılmaz, takipçisiyiz" yorumunu takipçilerin beğenisine sundu. Hande Yener, Instagram hesabı üzerinden Sezen Aksu'nun yaptığı paylaşımı repost yaparak kamuoyunu bilinçlendiren sanatçılar arasında yer aldı. Yonca Evcimik'se "Ne istediniz bu canlardan? Ne zararı vardı sizlere?" yorumunu takipçileriyle paylaştı. Nilüfer ise Sezen Aksu'nun paylaşımını repost edenler arasındaydı. Nilüfer, takipçileriyle paylaştığı görüntünün altına "Evet, takipçisi olacağız" yorumunu yaparken Gökçe, "Yüreği dev adamlar ve kadınlar kurtarabildikleri sokak hayvanlarını kurtarıyorlar" yorumunu yazdı. Burcu Güneş ise "Biz hayvanlardan sadece ve sadece insanlığı, insan olmayı öğrendik" yorumunda bulundu. Eyüp Sultan Belediyesi ise yaptığı basın açıklaması doğrultusunda ilçe genelinde başıboş köpekler Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce toplanarak İstanbul Büyükşehir Belediye'miz Kısırkaya Barınağı'na götürülecektir. Toplanan tüm köpekler Eyüp Sultan'da her can kıymetlidir şiarıyla kayda alınarak kuduz aşılamaları, iç ve dış paraziter uygulamaları, hasta olanların tedavileri ve kısır olmayanların kısırlaştırmaları ve mikroçipleri yapılacaktır. Köpeklerin tamamı mikroçip taramasından geçirilerek orijinleri belirlenecek ve ilçe dışı orijinleri saptananlar ilgili bölgelere gönderilecektir açıklamasında bulundu. Evet, dün geceden beri hayvan severler uyumuyorlar, ayaktalar. Az önce özet olarak sizlerle paylaştım. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık şu an hattımızda. Efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. Şimdi biraz önce Eyüp Belediyesi'nin açıklamasını siz de dinlediniz. Sizin bu açıklamaya cevabınız ne olacak? Ben öncesi çok çok kısa olarak Eyüp Belediyesi'nin uygulamasını anlatayım. Evet. Eyüp Belediyesi kocaman bir veteriner hekimlik binası ve 4 tane veteriner hekim olmasına rağmen kısırlaştırma yapmıyor. Şurada antiparantez söyleyeyim, bir kısıra bir erkek köpeğin kısırlaştırması 3 dakika sürer sadece. Evet. Bundan sonra şimdi anlatıyorum. Buyurun. Eyüp Belediyesi kısırlaştırma yapmıyor. Hayvanlar ürüyor ve çoğalıyor. Ondan sonra vatandaş şikayet etmeye başlıyor. Vatandaş şikayet eder etmez Eyüp Belediyesi hemen bu hayvanları topluyor. Büyük bir kısmını başka ilçelere atıyor. Bir kısmını ormanlara atıyor. Bir kısmını göstermelik olarak İBB'nin merkezlerinden birisine yolluyor. Ve önemli bir kısmı bu hayvanların öldürülüyor. Peki Nesrin Hanım, bu iddia, bu iddialarını... Gerçek yok. Kısırlaştırma merkezi olmayan bir belediye. Evet. Sizce hayvanları ne yapar? Çünkü kısırlaştırma hayvanların, biz de sokakta rahatsız olan vatandaşlara hak verebilen insanlarız. Peki şunu biz soracağım. Nesrin Hanım, şunu soracağım. Diyorsunuz ki bir kısmını ormana atıyor, bir kısmını, evet, çok az bir kısmını barınaklara götürüyor, bir kısmını öldürüyor. Yani bu iddialarınızın... Başka ilçelere bakın, bir numaralı attıkları yer Eyüp Belediyesi İstanbul'da en fazla başka ilçelere köpek atan belediyelerden birisidir. Evet. Ben size bunu da anlatayım. O zavallı hayvanlar oklu iğnelerle vurulur. Vücutlarına 25 kilometre hızla saplanan oklu iğnelerle vurulur, uyutulur, başka ilçeye atılır. O başka ilçeye tekrar o hayvanları vücutlarına 25 kilometre hızla saplanan oklu iğnelerle uyutur, getirir bu ilçeye bırakır. Yani bu büyük bir zulümdür. İstanbul'da, evet, yaygın ama en fazla başka ilçelere köpek atan belediye Eyüp'tür. Hiç şikayet etmesin, başka ilçeler buraya atıyor diye. Eğer Eyüp Belediyesi şu binasında 4 tane veterineriyle kısırlaştırma yapsaydı, ortalama bir kapasiteyle, performansla bir senede 5 bin hayvan kısırlaşırdı. Ve bugün bunun 2 sene devam ettiğini düşün. Zaten zavallı gariban sokak hayvanları çabuk ölüyorlar, ömürleri, evet, çok kısa. Şu anda Kemerburgaz, Göktürk ve Eyüp Sultan'daki vatandaşlarımız hayvanların çokluğundan dolayı, daha doğrusu hayvanlardan dolayı
şikayet ediyor olmayacaklardı. Çünkü sayı kontrol altında olacaktı. İnsanlar şikayetlerini, insanların şikayetini ve belediyenin kısırlaştırma yapmamasını, yani belediyenin görev ihmalinin bedelini biz bu zavallı hayvanlara vura vura, oradan oraya taşıya taşıya, evet, ve öldüre öldüre. Ve en büyük sıkıntı da ıssız yerlere bırakıyoruz ve evet, açlıktan açlıktan ölüyorlar bir anlamda. Evet evet, bir kere öldürdüğü zaten şanslı hayvan, evet, bir kere ölerek kurtuluyor. Ve evet, ayrıca Kemal, bu Eyüp Sultan Belediyesi'nin çok ciddi bir hatası var. Ormanlık bir alanı, burası dedi ki benim besleme alanım. Hayvanları götürdü oraya attı. 3-5 tane de kulübe koydu göstermelik. Bir zaman yemek koydu, hayvanseverler gitmeyince o hayvanlar açlıktan, susuzluktan öldüler. Ondan sonra hayvanları orada da yaşam hakkı tanımadı. Bu kez gitti ormanlardaki hayvanları topladı ve yok etti. Yani sokaklar yasak, evler yasak, ormanlar yasak, her yer yasak. Ben size ve sevgili vatandaşlarıma soruyorum, nerede yaşayacak bu hayvanlar? Peki şunu soracağım size Nesrin Hanım. Yarın diyelim ki veya bu akşam belediye başkanı görüntülerle birlikte bu hayvanları toplayıp tedavilerini yapıldığını ve barınaklara götürülüp bırakıldığını görüntülü olarak yayınlarsa veya kanıtlarsa ne diyeceksiniz bu konuda? Ya böyle bir şey yok. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Bu şu andaki süreç valilik tarafından karar alındığı için, evet, fazla sayıda hayvan toplandığı için ortada. Evet. Ben şuna, size şunu söyledim. Eyüp Sultan Belediyesi bunu sürekli yapıyor. Evet. Ne yapıyor biliyor musunuz? Hayvan kısırlaştırmadığı için hayvan sayısı artıyor. Vatandaş şikayet ediyor. Bu belediye topluyor. 20, 30, 40, 50, 100 yok ediyor. Tekrar çok kısa bir süre sonra, bakın Eyüp Sultan'daki sevgili vatandaşlarımız da bilsinler ki şu anda onlar alın bu köpekleri diyerek bu köpeklerin ölüm emrini verdiler ama kurtulamadılar. Çünkü birkaç aya kalmadan Sayın Kaymakamımız Abdullah Direk Bey'e de anlattık. Oralar tekrar bu hayvanlarla, evet, dolacak. Evet. Eyüp Sultan Belediyesi'nin bu yöntemiyle eğer hayvan sayısı kontrol altına alınsaydı biz bugün bu sorunu konuşmuyor olacaktık. Biz bunu bir türlü Sayın Başkan'a, Remzi Aydın'a anlatamadık. Sizin 4 tane veteriner hekiminiz var. Bir veteriner hekim tek başına bir günde 20-30 tane kısırlaştırmayı çok rahat yapar. 4 veteriner hekimle kocaman bir bina. Bakın ben size çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir veteriner hekimimiz kalkıyor, 3-4 odalı, 4-5 odalı bir apartman katı kiralıyor. Orayı muayenehane yapıyor ve günde 8-10 tane kısırlaştırma yapıyor. Ameliyat yapıyor, tedavi yapıyor. Bunların kocaman binası, 4 tane bu devletin maaş ödediği veteriner hekimi var ve kısırlaştırma yapmıyor. Ve bu kısırlaştırmadan başka da bir çözümü yok buna. Evet. Şimdi yani, bu arada biz Eyüp Sultan Belediyesi'ne de ulaşmaya çalıştık. Sayın Başkan'la da konuşalım, bu konuyu bizzat kendisi aktarsın, cevabı versin diye, ama ne yazık ki kendisine ulaşamadık. Bunun da altını, evet, özellikle çiziyorum. Çok özür diliyorum. 2004 yılında AK Parti iktidarı, biz minnettarız, dünyaya örnek bir hayvan hakları kanunu çıkardı ama eksikleri var olsun. 2004 yılında AK Parti iktidarının çıkardığı kanun bir numaralı maddesi kısırlaştırıyor. Evet. Bu belediye şimdiye kadar kısırlaştırma yapmadı. Göstermelik olarak 20-30 tanesini Gebeci'nin zaten kendine hayrı yok. Kısırkaya kilometrelerce ötede, Kısırkaya'da 20 bin, 30 bin kendi tabirleriyle hayvan gitti ve hayvanların çoğu yok. Evet. İstanbul'daki insanlar, o yaşlı insanlar ağlıyorlar. 10 yıldır aynı sokakta bastıkları köpekler yok oldu. Yani bunun şu anda başkan şunu söylesin, beyaz sayfa açalım. Tamam desin, ben yarın itibariyle kısırlaştırma merkezimi zaten hazır oluşturuyorum. Ayrıca gönüllülerle de birlikte çalışacağım. Sayın Cumhurbaşkanımız çok yakında talimat verdi, çok yakında. Vatandaşlarla, gönüllülerle, bir toplum kuruluşlarıyla iletişim içinde çalışacaksınız dedi. Biz düşman değiliz ki. Bu kadar insan bunlar gidip çay, kahve, pasta, börek dolaşmak yerine eğer ormanlardalarsa, bu hayvanların peşindelerse, oralarda polislerle muhatap olarak şu ağzı bile olmayan, teşekkür bile edemeyen bu hayvanlar için uğraşıyorlarsa buna biraz bir takdirle, evet, yaklaşmak lazım. Doğru, evet, mu? Evet. Biz takip edeceğiz. Belediyeyi de arıyoruz bu arada. Sayın Başkan'la da görüşmeye çalışacağız. Toplanan hayvanların nereye götürüldüğü konusunu takip ediyoruz. Hiç merak etmeyin. Son bir cümle söyleyeceğim. Buyurun. Zamanımı açtığımın farkındayım. Buyurun. Şimdi şey diyor ki belediye, ilçe dışı orijini olanları ilçe dışına götürecek. Ben bunu size tercüme edeyim mi? Buyurun. Yasal olarak biz bu hayvanları yine başka ilçelere atacağız diyor. Yasa, bu kez de yasalara uydurarak atacağız diyor.
bu belediye en dışarıdaki ilçelere, başka ilçelere en fazla hayvan atan ilk. Alıyor hayvanı Kısırkaya'ya götürüyor kısırlaştıracağım diye. Yolda Arnavutköy'e atıyor, Sarıyer'e atıyor, başka yerlere atıyor. Anladığım kadarıyla Nesrin Hanım, o belediye, bu belediyeye, bu belediye, o belediyeye sürekli bu hayvanları vurarak taşıyorlar. Vurarak, vurarak. Evet, evet. Yerlerle vurarak, her defasında vurarak bu hayvanı. Vücudunuzda, ben vatandaşlar arasını söylüyorum. Vücudunuzda 25 kilometre hızla daha da fazla gelen bir okun saplandığını düşünün. Evet. Başka bir şey söylemiyorum. Şimdi ben. Bu arada bir bilgi geldi. Eyüp Sultan Belediye Başkanımız 20 dakika içinde Kral FM'e bağlanacak, bu konuda bize bilgi verecek. Bunun da altını çizelim. Lütfen takip edin. Çok teşekkürler. Engeller misiniz? Dış orijini olan hayvanları başka bir yere bırakamaz. Evet, onu da soracağım. Onu da soracağım, hiç merak etmeyin. Merak etmeyin, onu da soracağım. Çok çok minnettarım. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sanatçılarımızdan da Allah razı olsun. Eyüp'teki kahraman, mübarek kadınlardan, adamlardan, hayvanseverlerden de Allah razı olsun. Evet, teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz.